Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 21 Şubat 2020 Kocaeli altılı tahminlerimi paylaşacağım. İlk ayak 15.30'da başlıyor. Ee, Handikap 17 bir yarış. 4 ve yukarı Araplar 1800 kum. Şimdi bu yarışı koşturduğumda ben 1 numaralı Uzun Bey'in kafayı almasını bekliyorum. Arkasına da 2 numaralı Beyza Sultan gelir diye düşünüyorum. Yani bir Uzun Bey... <laughs> Kafayı alacak 2 Beyza Sultan da arkasına gelecek. Sonra arkasında bir dörtlü bekliyorum. Bunlar 3 numaralı Tutarlı, 4 numaralı Tezcanlı, ekürülerden, 5 numaralı Guben ve 9 numaralı e, Özbilgin diye düşünüyorum. En arkada da 8 numaralı Kamçı, 6 numaralı Kılıçsoy ve 7 numaralı sonoğul giderler diye düşünüyorum. Yani sonoğul en arkada gidecek. Yani bir uzun bey kafayı alır. Hemen ensesine de Beyza Sultan gelir. Yanlarına da ekürelerden 4 numaralı Tezcanlı gelir diye düşünüyorum. Ve bence e, Beyza Sultan ve Tezcanlı Uzunbey'i Uzun Bey'i bozarlar. Uzun Bey aynı zamanda 61 kilo oldu. Çok kaliteli bir safkan ama ben Beyza Sultan'la 4 numaralı Tezcanlı'nın Uzun Bey'i bozacaklarını düşünüyorum. Zaten bozmazlarsa da Uzun Bey çıktığı gibi bitirir yarın. Ama ben Bozulacağını düşündüğüm için e, öyle düşünüyorum. E, onların arkasında da böyle 3-4 gibi 5 gibi gidecek olan 3 numaralı tutarlı var. Düzlükte ikisini geçip kazanmak isteyecek. E, ekürlerden 7 numaralı son oldu. En arkada gidip e, sonlarda sprint ile gelip yarışı kazanmak isteyecek arkadaşlar. Ben burada risk alıp tek tercihimi kullanacağım. Ekürlülerden e, 7 numaralı sonoğlu tek atacağım arkadaşlar kuponumda. Benim bankom olacak. Yani yeri olanlar e, 2 numaralı Beyza Sultan, 3 numaralı Tutarlı ve 1 numaralı Uzun Bey'i de ya da o işlerinden tuttuklarını değerlendirebilirler. Yani Uzun Bey çıktı gibi bitirir diyenler onu da ekleyebilir. E Uzun Bey zaten yarın buranın favorisi çıkar tutarlı da buranın e, AGF ikisi çıkabilir ya da Beyza Sultan 2 3 çıkarlar diye düşünüyorum. Ekürlerden sonra oldu 3 ya da AGF 4 gibi çıkar diye düşünüyorum ama ben ekürlerden sonra oldu da tek olarak değerlendireceğim. Şimdi ikinci aya geçersek ikinci ayak Maiden bir yarış, dişilere ait, 4 yaşlı Araplar 1200 kum. Şimdi burada ben 10 numaralı Şara kızının e, kafası almasını bekliyorum Maiden bir yarışı olmasına rağmen. Hemen arkasında da 11 numaralı Varna'nın geleceğini düşünüyorum. Onun arkasından 8 numaralı Latin çiçeği, onun arkasında da 4 numaralı buğday tanesi gelir diye düşünüyorum. Yani öndeki dörtlünün ben 10 11 8 4'ten oluşacağını düşünüyorum. 7 numaralı Güloş'la 3 numaralı Aygönül de en arkalarda gider diye düşünüyorum. Şimdi 10 numaralı Şara kızı kafayı alıp çıktığı gibi bitirmek isteyecek bu yarışı. Hemen ensesine 11 numaralı Varna gelecek arkadaşlar. 2 gibi gider Varna. Virajda kafayı alıp bitirmek ister Varna da. E 8 numaralı Latin çiçeği 3 gibi gidip düzlükte kazanmak isteyecek. 4 numaralı Buğday tanesi de işman çizikle 4 gibi gidip düzlükte kazanmak isteyecek. E 7 numaralı güloş ve 3 numaralı Aygünel de arkalardan sprintle son yüzde kazanmak isteyecekler. Benim ilk tercihim favorim 7 numaralı güloş olacak. Yani en arkadan gelip sprintiyle ile bu yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. İkinci tercihim 3 gibi gidecek olan 8 e, numaralı Latin Çiçeği olacak Sinan Özen'le. Üçüncü tercihim ve son tercihim de Hişman Çizik'le 4 numaralı Buğday Tanesi olacak. Yani Buğday Tanesi de 4 gibi gidip düzlükte kazanmak isteyecek arkadaşlar. İkinci ayaktaki sıralamam 7, 8 ve 4. Üçüncü ayak dört yaşlı Araplar 1900 kum şartlı dört bir yarış. Ee, şimdi burada ben üç numaralı Sardor'un kafayı almasını bekliyorum Sinan Özen'le. Arkasına ekürlerden on numaralı Eğilce. Sonra dört numaralı Atlı Bey. E, diğer ekürü 11 numaralı Sihirbaz Kız gelebilir. Yani öndeki dörtlü üç on dört on birden oluşabilir. Şimdi üç Sardor kafayı alacak. Çıktığı gibi bitirmek isteyecek. Arkasına 10 numaralı ve 11 numaralı ekürüler gelecek. Onu bozmak isteyecekler. Ee, onların arkasına 4 atlı bey gelir diye düşünüyorum ön arkası. 7 kayalaska 5 gibi gider. 5 beyim benim. 8 korkmaz efe ve 2 numaralı kurtuluş bey de arkadan sprint kazanmak isteyecek arkadaşlar. Benim buradaki ilk tercihim favorim arkalardan sprint gelip kazanmasını beklediğim 2 numaralı kurtuluş bey olacak. İkinci tercihim yine arkalardan sprintiyle gelecek işman çizikle 8 numaralı Korkmaz Efe olacak. Üçüncü tercihim 7 numaralı Kaya Laskı olacak. Yani 5 gibi filan gitmesini düzlükle yapacağı sprintlerde de yarışı kazanmasını bekliyorum. E son tercihim de çıktığı gibi bitirebilecek olan 3 numaralı Sardur olacak. Yani benim 3. ayaktaki sıralamam 2-8-7-3 ve 3. Yani isteyenler ekürler ekleyebilirler. 4 tane ekür e, aynı anda koşuyor. Yeri olan ekürler eklesin ama ben eklemeyeceğim arkadaşlar. 3. ayaktaki benim sıralamam 2, 8, 7 ve 3. Ama ekürler de eklenebilir dediğim gibi yeri olanlar. 4. ayak kısa 7 bir yarış dişilere ait. 3 yaşlı İngilizler 1800 kum. Ben burada 5 numaralı Secret Zanetta'nın kafayı almasını bekliyorum sizinle özenle. Hemen arkasına 2 numaralı Elizabeth King gelir. Onun arkasına da 4 numaralı Only For Love, sonra 1 numaralı Bambaleo, sonra 6 numaralı Seven Girl, en arkada da 3 numaralı Latika gider diye düşünüyorum. Yani yarış koşturduğumda yarış 5, 2, 4, 1, 6, 3 sıralamasıyla koşar diye düşünüyorum. 3 numaralı Latika bence bu gruptan üstün. En arkadan Sprint ile gelir ve bu yarışı kazanır diyorum. 2. bankom Tekim, 4. E, ayakta 3 numaralı Latika. 5. ayağa geçersek şartlı 4 bir yarış. 4 e, yukarı İngilizler, 1500 kum. Bu yarışı koşturduğumda da ben 7 numaralı Aytemiz'in kafayı almasını bekliyorum. Arkasına 1 numaralı My Freedom, onun arkasına 3 numaralı Warm Blooded gelebilir. Yani yarışı koşturduğumda sıralama 7, 1, 3, 4, 2, 6, 5, 8 şeklinde koşabilir arkadaşlar. Şimdi 7 numaralı itemiz kafayı alıp çıktığı gibi bitirmek isteyecek. Hemen arkasına 1 numaralı My Freedom gelecek. Kaliteli bir safkan ama 90 gündür koşmuyor. Yani normalde ön arkası gider. Yarın da belki gidebilir. Belki 90 gündür koşmadığı için arkalarda takip edip yani böyle bir nefes yarışı yapabilir. Rahat tempo verirse o zaman ön arkası gitmez. 3 numaralı Warm Blooded yine ön arkası gidiyor. O da ara vermişti ama ara sonrası bir yarış gördü. Sonra 2 numaralı Black Adler e, arkalardan geliyor sprintle. 6 numaralı Ak Diamond yine arkadan sprinter ama 45 gündür koşmuyor arkadaşlar. 5 numaralı Impulsive de yine arkalardan sprinter. Yarın da herhalde bu grubun favorisi çıkar diye düşünüyorum. Benim ilk tercihim favorim çıktığı gibi bitirme ihtimalini gördüğüm 7 numaralı Aytemiz olacak. İkinci tercihim ee, böyle 4-5 gibi gidecek olan 2 numaralı Black Adler olacak. Yani düzlükte yapacağı sprintle kazanmak isteyecek. E, son tercihim de buranın favorisi olan 5 numaralı Impulsiv de arkalardan gelip sprint ile bu yarışı kazanmak isteyecek. Benim 5. ayaktaki sıralamam 7, 2 ve 5. Şimdi son ayak satış bir koşusu 4 yukarı Araplar 1700 kum Şimdi 13 tane safkan var ve biraz zorlu bir yarış. E buraya kadar zaten ufak bir kuponla geldik. E burada biraz fazla safkan yazacağım arkadaşlar. Çünkü hep birbirini geçen istikrarsız e, safkanlar zaten hani e, istikrarlı olsalar ve para kazandırsalar sahipleri satmaz diye düşünüyorum. Ya yani genelde satış koşullarında da favori kazanabiliyor ama ben ikramiye aramak adına burada biraz fazla safkana yer vereceğim. Yani yarışı koşturduğumda ben 10 numaralı Bilbilal'ın kafayı alabileceğini düşünüyorum. Arkasına 3 numaralı Oldrich gelir diye düşünüyorum. E sonra arkasındaki yani 10-3 önde giderler. Arkasında da 5-4-1'in bir üçlü grup oluşturacağını düşünüyorum. Ee, i̇lk tercihim favorim. Arkalardan split ile gelip kazanmasını beş, beklediğim şişman çizikle 8 numaralı kainatım olacak. Yarın burada sürpriz çıkar diye düşünüyorum. E, i̇kinci tercihim zaten uzun zamandır takibimizde olan, yarın kazanma ihtimali yüksek olan 9 numaralı Milyoner olacak arkadaşlar. Üçüncü tercihim 1 numaralı Eser Alp olacak. Dördüncü tercihim 7 numaralı Balla Ballasagun olacak Sinan Özen'le. Yarın kendisinden etkili bir yarış bekliyorum. E, sonraki tercihim 6 numaralı Yücedağ olacak. Sonraki tercihim 2 numaralı Marengo olacak Nurettin Şen'le. Sonraki tercihim 10 numaralı Bilbilan olacak. Ve son tercihimde 4 numaralı Selda'nın oğlu olacak. Selda'nın oğlu belki yarın burada favori çıkabilir. Ama ben son sırada değerlendirdim. Ee, şimdi yeniden sıralamayı verecek olursam size 8, 9, 1, 7, 6, 2, 10 ve 4 arkadaşlar son ayakta. Ee, yarın için hepinize bol şans diliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.